Evet dostlar, son bölüm çok uzamayacak, bir 10-15 dakika. Şu cümleyi tam anlamıyla verdik. Sonunda bir eksiklik kaldı. Orayı da bir tamamlayalım. Tekrardan hatırlayalım. Son tedavi kanıtladı, olduğunu kanıtladı. En başarılı tedavi olduğunu kanıtladı o son tedavi. Hastalar için, şusu olan hastalar için eskiden tedavi edilemez. Hastalığı olan hastalar için en başarılı tedavi olduğunu kanıtladı dedik. Şurada bir X with Y kalıbı vardı. X with Y kalıbı vardı. Yani patients hastalar with diseases. Patients with diseases derseniz X with Y kalıbını sağdan sola doğru Türkçeleştireceksiniz. Yani Y'li X diyeceksiniz. Y'miz ne? Y ne yani? Salgın hastalığı olan hastalar diyoruz aslında. İki tane hasta kelimesi yan yana geliyor. Çok anlamlı olmayabilir belki. Patients with diseases. Disease'in de salgın hastalık olduğunu öğrendik geçen ders. Bu şekilde çevreye yaklaşınca salgın hastalığı olan hastalar, salgın hastalıklı falan denmez. Bu şekilde yorumlanır. İşte önceden tedavi edilemeyen hastalığı olan hastalar için en başarılı tedavi olduğunu kanıtladı, ispatladı gibi bir çevreye gitmiştik. Başka soru var mı? Vaccination. Vaccination. Inoculation. Injection. Masadan bence oradan biri salladı, ben de hissettim. Sen de az sakin. 7.4, 7.6 yaşadın yani. Bunlar ne? Sabah uyandım ve bir sallanıyorum böyle. Vaccination, aşı. Remains. Remain. Keep. Sustain. Maintain, continue. Ne demek bunlar? Devam ettirmek, sürdürmek. Ana fiil burada remains. Aşı sürdürüyor. Aşı devam ettiriyor. Neyi? Öznemiz aşı. Tamlama yok, hiçbir şey yok. Aşı koruyor, aşı devam ettiriyor, aşı sürdürüyor. Şu grubu daha önce birkaç kere yazdık ki ilk derste de bugün yazdık. Devam ettirmek, sürdürmek. Neyi sürdürüyor? The most efficient. Az önce yazdığım bir gruptu. Efficient. Etkili. Efficient eşittir effective. Efektif yani etkili. Az önceki cümlede efektif vardı cümle içinde. Efficient'i aşağıya bırakmıştım. Şimdi arkadaşı var, efficient, effective'i yanına alıyorum gibi. Yeni konseptle tanıştık. Bunları döndürüp döndürüp kullanacağız arkadaşlar. Aşı sürdürüyor. En etkili X'i arıyorum şu anda. En etkili ve aynı ögeleri and'le bağlayabilirsiniz. İki sıfatı birbirine and'le bağlıyorum şu anda. En etkili ve widespread. Wide geniş demek. Spread yaymak demek. Geniş yaymak, geniş yaygın, geniş çaplı, kapsamlı. Efficient, effective, etkili, influential, etkili. Efficient, effective, influential, etkili. Widespread, common, extensive, kapsamlı, geniş çaplı, yaygın anlamında. Hala ikisi bulamadım. Aşı sürdürüyor. Yani özne var, fiil var. Nesne lazım. Nesne zarfla başladı. En çok, azlık çokluk zarfı.
Bir sıfatı ente, ikinci sıfata bağladınız. Hala ismi bulamadık. Aşı sürdürüyor. Neyi sürdürüyor belli değil. En yaygın ve en geniş çaplı, en yaygın ve en kapsamlı bir şey olmayı sürdürüyor. Ne olmayı sürdürüyor? Method. Method, yol, yöntem. Az önce yazmıştım. Method eşittir way, eşittir ne vermiştik? Pattern mıydı? Değil de. Yol, yöntem. Approach ifadesi vardı. Bugün verdik. Aynen hatırlamış olduk. Approach. Aşı sürdürüyor, devam ettiriyor. Neyi? En etkili ve kapsamlı yöntem olmayı, en önemli yol, en kapsamlı yol olmayı sürdürüyor. İçin, kim için? Bir önceki cümlede eskiden tedavi edilemeyen hastalığı olan hastalar içindi. Şimdi ne için diyor burada? Prevent. Önlemek için. Preventing. Gerund kullandım. ING kullandım çünkü eklemin sağına geldi. Prevent eşittir prohibit. Önlemek arkadaşlar. Hinder. Engel olmak. Ne için? Önlemek Önlemek için. Neyi önlemek için? The spread. Bakın widespread geniş ve yayılmak demekti. Spread yayılmak demek. Direkt the spread yayılmasını önlemek için. For preventing, önlemek için yayılmasını. Neyin? Önlemeye obstruct'ı da ekliyoruz. Obstruct. Önlemek, engel olmak, mani olmak. hastalığı. Evet. Vaccination aşı. Remain koruyor. The most efficient and widespread method. Olma özelliğini. Ne olma özelliğini? En yaygın ve pardon en etkili ve yaygın metod olma özelliğini koruyor. Ne için? Ne için? Önlemek için. Neyi önlemek için? Yayılmasını. Neyin hastalığı, neyin yayılmasını? Şunun yayılmasını. Of X. Nanın eki var burada. Contagious diseases. Contagious diseases. Disease salgın hastalıktı. Contagious eşittir infectious'tır arkadaşlar. Contagious eşittir infectious. Bulaşıcı demektir. Disease, illness, sickness vermiştim. Salgın hastalıktı. Disease eşittir illness eşittir sickness demiştim. Hastalık demekti. Mutlaka altlarını çizin. Cümleyi bölümlerine ayırın. Daha sonradan anlamlandırması daha kolay olur. Aşı sürdürüyor. En etkili ve yaygın metot olma özelliğini tabiri caizse kim için? Önlemek için. Neyi? Yayılmasını. Neyin yayılmasını? Bulaşıcı hastalığın yayılmasını. Aşı bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için en etkili ve yaygın metot olma özelliğini koruyor da diyebilirsiniz. Olma özelliğini ifadesinde ekleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz çeviride. Son cümle. The Olympic Games Olimpiyat oyunları. Stand as.
Olarak durmak yani temsil etmek yani stand for. Bugün ikinci yazışımız bunları. Daha önce bir iki kez yazdık. Olimpiyat oyunları temsil eder. Represent. Ya da her neyse. Yazalım biraz daha. Neyi? The most and inclusive, involved, kapsamlı, kapsayıcı, çeşitli iş yerlerini hatırlayın. Fiilimiz burada phrasal verb. Olarak durmak demek yani olarak duruyorsan temsil ediyorsun bir şeyi. Yani symbolize. Dörtledim temsil etme grubunu. Hepsini birleştirdim. Ayrı ayrı vermiştim. Olimpiyat oyunları temsil ediyor. En kapsamlı global, küresel, sporting, sportif, event etkinliği. Event etkinlik. Event eşittir activity. O da eşittir action. Etkinlik, aktivite. Ekrana bakarsan event etkinlik. Ne etkinliği? Sportif etkinlik. Küresel, dünya çapında sportif etkinlik. Kapsayıcı, dünya çapında sportif etkinlik. En kapsayıcı dünya çapında sportif etkinliği temsil eder. Zarf artı sıfat artı sıfat artı sıfat artı isim var. 3 tane sıfat yan yana gelmiş. Olabilir. 85 tane yazabilirsin. Olimpiyat oyunları en kapsamlı küresel sportif etkinliği temsil eder. Virgül, bringing together. Bring, getirmek demek. Together, beraber, birlikte, bir arada demektir. Bring together'la birleşirse phrasal verb olur. Bring together'la birleşirse phrasal verb olur. Phrasal verb'lerin anlamı tamamen değişebilir ya da biraz yan anlamına kayabilir. Bring together ne olur? Bir araya getirmek olur. Bunun rengi neden mavi? Çünkü bu bir fiilimsi. ING almış. Gerund. Neden gerund? Neden verb ING? Noktalamadan sonra geliyor. Eklemden sonra edat olabilir. Bağlaç olabilir. Noktalama olabilir. ING kullanırsınız. Buradakinin fonksiyonu paketleme. Paketleme, sonuca bağlama. Olimpiyat oyunları nokta nokta noktayı temsil eder ve bu durum tırnak içerisinde bir araya getirir. Bir araya getirir. Kimi, neyi, nerede, nasıl? Athletes, atletleri. Atletleri bir araya getirir. From, şuradan bir araya getirir. Denden ekidir from. Sekmez, şaşmaz. Atletleri şuradan atletleri bir araya getirir. Nereden? Diverse, çeşitli. Diverse, çeşitli. Diverse eşittir different. Different. Various. Çeşitli, farklı. Şuradan atletleri bir araya getirir. Nereden?
Diverse, çeşitli backgrounds. Bir hastalığın background'u vardır. Şu kursun açılmasının bir background'u vardır. Sendeki İngilizcenin background'u vardır. Hikayesi vardır. Geçmişi vardır. Arka planı vardır. Background eşittir history, eşittir past. Geçmiş, hikaye, arka plan demektir. Olimpiyat oyunları bir şeyi temsil eder ve bir araya getirir atletlere. Hangi atletler bunlar? Çeşitli geçmişi, çeşitli farklı tarihi olan, çeşitli farklı tarihi ve cultures ve kültürleri olan atletleri bir araya getirir. Tekrardan söylüyorum. Çeşitli farklı tarihleri, geçmişleri ve kültürleri olan atletleri diye yorumlayacağız From'u. Bir araya getirir. Bring together, bir araya getirmek eşittir. Bring together, bir araya getirmek eşittir. Assemble. Birleştirmek, o da eşittir unite, eşittir join, eşittir pile up, eşittir collect, eşittir gather. Az önce şunu yazdım. Assemble, unite, join. Bunları yazdık. Hepsi birleştirmek, bir araya getirmek demek. Combine vardı. Orada yazdık. 8 tane falan oldu. Hepsi birleştirmek demek. Bir araya getirmek demek. The most inclusive ne demekmiş? En kapsamlı. Global sporting event. Küresel sportif etkinlik. Bring together edermiş. Bir araya getirilmiş. Kime? Atletleri. Hangi atletler bunlar? Çeşitli, geçmişi ve tarihi olan. Aslında çeşitli tarihlerden ve kültürlerden atletleri bir araya getirir. Tam çevirisidir. Çünkü denden eki lazım. Ben biraz yorumluyorum. Şusu olan, busu olan diyorum. Sanki wit varmış gibi çıkıyor ağzımdan. Çeşitli kültürlerden, çeşitli geçmişlerden atletleri bir araya getirir diyeceğiz. Paketleme gerundisini ana fiile paralel Türkçeleştireceksiniz. Burada geniş zamansa bu da geniş zaman olacak. Bu geçmiş zaman olsaydı bu da geçmiş zamanla çevrilecekti. Bu gelecek zaman olsaydı bu da gelecek zamanla çevrilecekti. Son bilgi olsun. Var mı soru? Teşekkür ederim. Yarın değil, Perşembe günü haftanın ikinci ve son dersini yapacağız. Bundan sonra haftada 2 gün beraberiz. Renk kattınız. Allah'a emanet olun. Eyvallah.